Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Beni soracak olursanız her zaman söylediğim gibi bomba gibiyim arkadaşlar. Bugünkü konumuzda YouTube'da nasıl bir içerik yaparsın da kısa sürede çok güzel paralar kazanırsın. Hadi hemen konuya geçeyim. Birçok içerik yapabilirsiniz arkadaşlar ama 3-5 tanesi diğerlerine göre her zaman için stabil ve daha güzel paralar kazandırır. Ben ilk girdiğimde çok karışık bir kitleye hitap ediyordum. Hatta kanalın adı Nilgün Bingöl ile Hayata Dair Her Şeydi. Bu çok yanlışmış, bunu öğrendim. Tek bir konu üzerinden gitmenizde fayda var. Şayet 2-3 konu üzerinden gidecekseniz de seri çekmenizde fayda var. En azından 3 kitleye hitap edecekseniz hayvansever dostlar olabilir ya da ne bileyim işte bazı kişisel gelişim sohbetlerini seven dostlar olabilir, yemek tariflerini seven dostlar olabilir. Bunları serilerini çekerseniz eğer aboneleriniz kaçmaz gitmez, kısa sürede de çok tıklanırsınız, çok geniş bir kitleye hitap edersiniz. YouTube'da arkadaşlar artık herkes var. Herkes. Çok geniş bir platform. Çeşit çeşit insanlara hiç tanımadığımız, görmediğimiz hitap ediyoruz. Ama hitap ederken onların ne istediğini iyi çözmemiz lazım. İyi çözersek eğer o kişiler de bize abone olur ve bizi bırakmazlar. Şimdi size 4-5 tane madde sayacağım. Bu 4-5 madde konularla ilgili olacak. Eğer bir kanal açmak istiyorsanız, bu konular üzerinde bir kanal açacak olursanız gerçekten çok güzel paralar kazanırsınız. Kısa sürede de 1000 abone, 4000 saati aşarsınız. Biliyorsunuz maalesef biz böyle işte bir işe girdiğimizde hep böyle oluyor. Bu sefer de böyle bir kural çıktı. 1000 abone, 4000 saat diye. Bununla ilgili de bir video çekmiştim. Daha önceden izlemediyseniz ya da kanalımla yeni tanışıyorsanız gidin o videoyu da izleyin. 1000 abone, 4000 saati ben 3 ayda nasıl oldum diye. Bu arada da bana abone olmayı unutmayın yeni gelenler. Sizi seviyorum. Ben Nilgün Bingöl. Şimdi konulara geçmek istiyorum. Hemen birinci konu arkadaşlar. ASMR videoları ile çok güzel para kazanabilirsiniz. ASMR videosu ne? YouTube'a arama motoruna ASMR videoları yazın. Ve önünüze birçok seçenek çıkacak. Bir mikrofon alıp bir laptopla kendinize küçük bir stüdyo kurup mikrofondan insanları iyileştiren sesler çıkartabilirsiniz. Ben şahsen beceremem böyle bir şey ama günümüzde çeşit çeşit hastalıklar var ve bunların birçoğu da dinlediğin zaman müziği, sesleri iyileşebiliyor. Çünkü beyinde bitiyor hastalıklar. ASMR videoları da bu işe yarıyor. Çeşitli ağız sesleri çıkartabiliyorsun mikrofondan. Nesnelere dokunup onlardan çıkan sesleri kaydediyorsun. Farklı frekanslar yakalıyorsun. Amaç kişinin, karşı taraftaki kişinin bu müziği dinlediğinde, bu sesleri dinlediğinde, müzik diyorum işte anlayın, dinlenmesi, kendini onarması, beynine güzel frekanslar yollaması. Harici hiçbir şey anlamadım diyorsanız arama terapi kanalı açabilirsiniz. Arama terapi müzikleri de gerçekten ama gerçekten insanların çok tercih ettiği videolardır. Çok güzel karma bir video klip hazırlarsınız. Bazı insanlar, şahsen ben öyleyim, sabaha kadar 1 saatlik videoda koysanız dinleyerek uyuyorlar. O video sonuna kadar izleniliyor. Yani daha doğrusu dinleniliyor. Kısa yoldan 1000 abone 4000 saati bu şekilde yaparsınız ve kanalınız globalde belli bir kitleye hitap edeceği için güzel para kazanır. İkinci şıkkımız ise tabii ki eğitim. Eğitim içerikleri üreterek para kazanabilirsiniz. Herhangi bir akademik kariyeriniz varsa ya da bir konuda çok fazla bilmişliğiniz mesleğinizden dolayı bunları karşı tarafa sunan videolar hazırlayabilirsiniz. Gene bir mikrofon, bir bilgisayar işinizi halledecektir. Mesela ben modelim, oyuncuyum. Birkaç tane video yaptım. Ne yaptım? Nasıl oyuncu olunur? Nasıl model olunur? Mesleğimin tüyolarını önerilerle insanlara sundum ve çok güzel tıklandı. İzleyenlerin yüreğine sağlık. İzlemeyenler gidin onları da izleyin lütfen. Bu arada gene söyleyeceğim. 30 kere söylerim ben bunu. Siz de bunu muhakkak yapın yeni kanal açtığınızda. Eğer yüzünüzü göstererek bir şeyler yapıyorsanız seyirciye lütfen sesli olarak da abone olmasını, zil butonunu açmasını ve yorum atmasını söyleyin. Orada tamam yukarıda şurada görüyorlar abone ol diye ama sesli siz söylediğiniz zaman daha bir yatıyor ve yapıyorlar, uyguluyorlar. Gerisi de zaten sizin yaptığınız içeriklere kalmış, aboneleri kaçırmamaya bakın.
Hemen üçüncü şıkkı söylemek istiyorum. Gene YouTube'da para kazanmak istiyorsanız, kesinlikle ve kesinlikle yemeklerden de anlıyorsanız yemek kanalı açabilirsiniz. Sadece bu konu üzerinde her gün evde yemek yapmıyor musunuz? Değişik yemekler yaparsınız, onları videoya çekersiniz. Gene müthiş şekilde para kazanırsınız. Çünkü yemek tarifi gerçekten herkes tıklıyor. Her gün ben bile yemek yapmasını bilmediğimde YouTube'a girip atıyorum fırında tavuk ya da ıspanak ya da fırında levrek gibi tarifleri tıklayıp izleyip yapıyorum. Her şey artık YouTube'da var. Diğer alternatifi söylüyorum arkadaşlar. Her ne kadar YouTube kitlesi biraz genç jenerasyondan olursa da orta ve orta üstü seviyede YouTube'da var. Ben 41 yaşındayım mesela, bakın bir sene oldu YouTube açıldı. Ben orta yaşlı oluyorum değil mi? Yaşlandık ya. Benim bir üst seviyemde yani 50, 60, 65 yaş grubu da olduğu için haber kanalı yapabilirsiniz. Haberleri toplarsınız, çok güzel bir içerik hazırlarsınız. 8 dakikalık, 10 dakikalık videoların halini sunarsınız. Diğer bir şık da hobi kanalı. Hobi kanalı arkadaşlar her zaman için iş görür. Muhakkak bir hobiniz vardır. Müzik, resim. Ya da gezmek. Gezi videoları yapabilirsiniz. Güzel yerlere gidip gezilecek yerlerde resimler çekebilirsiniz. Bunları da 8 dakikalık en az olacak şekilde bir video yapıp YouTube'a sunarsınız. Kısa sürede çok geniş bir kitleye hitap ettiğinizi gördüğünüzde siz de şaşıracaksınız. Yeter ki başlayın, yani startı verin. İnsanlardan utanmanıza gerek yok. Ama dediğim gibi bunların hepsini yapmak isteyip de hiçbir şekilde yüzünüzü göstermek istemiyorsanız da değişik alternatifler sunabilirsiniz. Mesela kitap okumayı mı seviyorsunuz hobi olarak? Kitap okuyup genç nesile ya da küçüklere kitap okuyayım. Benim mesela YouTube kanalım var bir tane, Niloş'la Masal Geceleri diye. Çok ufak bir kitleye, 8-5-6 gruba hikayeleri okuyorum ama eminim çok tatlı uyuyorlardır. Çocukların uyurken bunları dinlediğini düşünmek. Ben de böyle bir şey yaptım. Bu kanalda yüzümü gösteriyorum. Diğer kanalda da çocuk kanalı açıp direkt çocuklara hitap ettim. Size de öneririm. Hem de yüzünüz gözükmüyor. Sesinizle. Eğer sanatçıysanız, sanatçı olmaya çalışıyorsanız, bir enstrüman çalıyorsanız ne güzel size, ne mutlu size. YouTube size kesinlikle para kazandıracaktır. Şarkı söyleyebilirsiniz ya da o enstrümanı, atıyorum gitar olur, keman olur, başka bir şey, müzik aleti olur. Aklıma gelmedi şimdi, siz zaten ne çalıyorsanız videolar hazırlayıp insanlara sunabilirsiniz. Kesinlikle ve kesinlikle çok tıklanır ve kısa sürede güzel paralar kazanmaya başlarsınız. Bir de şu çok tıklanılıyor, bilgi videoları haricinde bir şeyi, bir teknolojik aleti almak ve onu kutusundan açarken video çekmek. Çektikten sonra da bir şekilde özelliklerini anlatmak. Mesela düşünün iPhone 12-13 aldınız. İşte özelliklerini öğrenmek istiyorsunuz. Hemen YouTube'a giriyorsunuz arama motoruna. Bu markayı ve serisini yazıyorsunuz. Ne oluyor? Bu tarz videoları çekmiş insanların videoları önünüze geliyor. Haliyle ölene kadar pasif gelir elde edebileceğiniz bir video türü oluyor. Onun için bir takım şeyleri, yeni aldığınız şeylerin hem buradan açılış şeklini hem de özelliklerini anlatan videolar çekebilirsiniz. Ben teknolojiden çok anlamam. Zırt pırtı teknolojik ürün almıyorum. Halen daha mikrofonum bile orta düzeyde bir mikrofon. Hatta böyle karşılıklı sohbet ettiğimiz zamanlarda telefon yakınsa mikrofon bile kullanmıyorum. Yani ekipmanım halen daha kısıtlı. Ama dediğim gibi bir sene oldu. Benim daha bir sene içerisinde ben ilk başta sandım ki 100 bin, 200 bin, 1 milyon olurum. Yok öyle bir şey. Herkes girmiş bu YouTube'a. Keşke kardeşlerim bana 200 sene önce söyleseydi, o zaman girmiş olsaydım. Belki o zaman evet, şimdi bayağı yol kat etmiştim. Eğer siz de hiçbir şey için geç değil, utanmayacağım, ben de hangi konuda profsanız yapacağım ve gireceğim YouTube'a diyorsanız lütfen bu saymış olduğum 4-5 içerik üzerinden yürüyün. Daha kısa sürede 1000 abone 4000 saat olursunuz ve güzel bir kitleniz olur. Daha sonrasında da zaten çok güzel paralar kazanmaya başlarsınız. Hemen bir dipnot, artık YouTuber'lar vergi veriyor. Yeni girenler, paralarınızı çekmeniz için de para butonunuz açıldıktan sonra lütfen ama lütfen bir mali müşavirle görüşün ve şirketleşin. Biz bismillah bir senenin üstüne olduk.
artık paramızı çekeceğiz inşallah. Bu arada kanalımı yeni tanıştıysanız eğer, birazcık videolarımı izleyip bana fikir verirseniz, en çok bu konu üzerinde çek ya da iyi gidiyorsun serilere bağlamışsın diye. İyi ya da kötü fark etmez ama ben de bilgi sahibi olduğum konularda videolar çekiyorum. Benim mesleğim ne? Modelim, oyuncuyum. Dünya üçüncü güzeliyim. Türkiye süper modeliyim. Onun için güzellik, giyinmek vesaire, bunların tüyolarını, önerilerini veriyorum ve bakımlar çekiyorum. Harici sohbet söyleşi oynatma listem var. Harici bir de yaz aylarında gezmeyi sevdiğim için gezi vlogları çekiyorum. Bunu da yapabilirsiniz. Söylemiş miydim bilmiyorum. Hobilerinizden bahsetmiştik ya biraz önce. Hobiniz gezmek de olabilir. Değişik yerlere gidersiniz ve o değişik yerlerde yediğiniz yemek oranın tarihi yerlerinden bahsedersiniz. Emin olun birçok insan gitmemiştir. Merak eden de tıklar. Girer, karşısına da sizin videonuz çıkar. Bir anda bir bakmışsınız, çok geniş bir kitleye hitap ediyorsunuz ve gerçekten güzel para kazanıyorsunuz. İnşallah yardımcı olmuştur. Ben de YouTube'a ilk girdiğimde bu tarz videoları izlemiştim. İnşallah arkamdan gelenler de beni izler. Tıklayın beni. Sizi seviyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kocaman öptüm size. Adios.